Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kesir problemlerinin ikinci testiyle devam ediyoruz. Bir terzi 72 metre kumaşın 3'te 1'i ile bakın 72'nin 3'te 1'i ne yapar arkadaşlar? 24 değil mi? 24 metre karesi ile ne yapıyormuş? Gömlek. Kalanın 72 idi. 24'ünü kullandım. 72'den 24 çıkarsa 48 kalır. 48'in 8'de 5'i ile arkadaşlar yani 30 metre karesi ile ne yapıyormuş pantolon? 30 metre karesi ile pantolon. Ve geriye kalan kısmı ile. Şimdi 30 ile pantolon, 24 ile gömlek toplam 54 metre kare kullandı. 72'den 54'ü çıkartırsam 18 metre kare kalır. Değil mi? 18 metre kare ile de ne yapıyormuş arkadaşlar? Ceket dikiyormuş. Tamam. Bir gömlek için 2 metre kare. Şimdi bir gömlek için 2 metrekare. Bizim toplamda 24 metrekaremiz var. Bunun için de 12 gömlek gider değil mi arkadaşlar? Bakın şuraya yazalım. 12. Tamam, bir pantolon için 3 metrekare. Toplamda 30 metrekaremiz var. Bunun için o zaman değil mi? 10 tane pantolon dikilir. Şimdi kaç tane ceket dikilir arkadaşlar? Bakın. Her bir ceket için 6 metrekare. 18 metrekaremiz var. Buradan da 3 ceket dikilir. Toplam sayıyı soruyor arkadaşlar. 12, 22 ve 25 olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 2'ye. Bir sınıftaki öğrencilerin 5'te 2'si kızdır diyor. Hemen şöyle yapalım. Kızlar ve erkekler. Şimdi kızların sayısını arkadaşlar ne diyelim biz? Şöyle diyelim. Şimdi toplam öğrenci sayısı. Şimdi toplam. Tamam. 5x diyelim. O zaman 5'te 2'si kız olacaksa bunların arkadaşlar 2x'i kız olacak. Demek ki geri kalan 3x'i de ne olacak? Erkek olacak. Sınıfa 6 erkek gelir. Gelsin. 3x artı 6 olur. Sınıftan 4 kız öğrenci ayrılırsa 2x eksi 4 olur. Kızların sayısı şunlar. Erkeklerin sayısının şunların 1 bölü 2'si olur diyor. 1 bölü 2'si olur diyor. Buradan bulalım arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam 4x eksi 4 4x eksi 8 eşittir. 3x artı 6. Buradan da x eşittir. Ne gelecek? 14 gelecek. Başlangıçta kaç kişi vardır diyor. Başlangıçta zaten 5x kişi olsun demiştik. 14 çarpı 5'ten de 70 gelir. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 3'e. Bir telin ucundan 1 bölü 6'sı, diğer ucundan ise kalanın 2 bölü 3'ü kesil basılıyormuş. O zaman biz ne diyelim arkadaşlar? 18x diyelim. Tamam. 18x olsun bu tel. Önce 6'da bir ucundan diyor. Şu ucundan, sağ taraftaki uçtan 18x'in 6'da biri ne yapar? 3x yapar. 3x kesip attık arkadaşlar. Bizim ne kadar kaldı? 15x telimiz kaldı. Diğer ucundan ise şuradan da kalanın yani 15x'in 3'te 2'si. 5 ne yapar? 10x kesili batılıyor. Buradan da arkadaşlar ne kadar atılmış? 10x atılmış. Geriye kalan tel parçasının. Şimdi 10x kesildi. Diğer ucundan da 3x kesilmişti. 13x kesildi. Toplamda 12, 18x'ti. 18x'in 13x'i kesilirse arkadaşlar, değil mi? Geriye 5x kalır. Buradan da geriye kalan zaten 15'ti arkadaşlar. Bunu 15'e eşitlersem x buradan ne olacak? 3 olacak. Başlangıçtaki telin uzunluğunu 18x demiştik. 18 çarpı 3'ten 54 gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 4'e. Uzunlukları eşit ve bakın uzunlukları eşitmiş. A ve B noktalarından A çubuğunu Esra 9 eşit parçaya ayırarak 4 parçasını pembeye boyamış. Bakın 4 parçasını boyuyor. B çubuğunu Elif 5 eşit parçaya ayırarak 2 parçasını pembeye boyuyor. Bakın onlar da burada. Şimdi bunların uzunlukları eşit ya arkadaşlar. Şimdi birini 9 parçaya ayırıyor, diğerini de 5 parçaya ayırıyor. Değil mi? O zaman bu toplamda arkadaşlar ne olsun? Çubuk 45x olsun. 45x olsun. Bu 9 parçaya ayrıldığından dolayı her bir parçası ne olacak? 5x olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu da arkadaşlar 45'i 5'e bölersem her bir parçası ne olacak? 9x olmuş olacak. Şurada bize bir bilgi vermişti. Neydi o? Esra'nın boyadığı kısım. Şimdi bunu Esra boyuyordu, değil mi? Bu da bunu da Elif boyuyordu arkadaşlar. Esra'nın boyadığı kısım. Yani bakın 20x'lik kısım. Değil mi?
Elif'in boyadığı kısımdan yani 18x'ten 12 birim fazlaymış. Buradan 2x 12 ise x ne gelecek? 6 gelecek. Çubuklardan birinin uzunluğu. Çubuklara biz ne demiştik arkadaşlar? 45x demiştik. X'i de 6 bulduk. 45 çarpı 6'dan ne gelecek? 270 gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 5'e. Bir miktar sütten ağırlığının 5'te 2'si kadar kaymak ve kaymaktan ise kaymağın ağırlığının 4'te 1'i kadar tereyağı elde edilmektedir. O zaman şu paydaların katlarını verelim arkadaşlar. Süt ne kadar olsun? 5 çarpı 4'ten 20x olmuş olsun. Tamam, 20x olsun. Kaymaktan ise bak şimdi ben 20x'ti ya süt. 20x'in 5'te 2'si ne yapar? 8x yapar. Değil mi? 8x'ten ne yapıyormuşum ben? Kaymak yapıyormuşum arkadaşlar. Kaymak. 8x. Kaymağın ağırlığının yani 8x'in 4'te 1'i ne yapar? 2x yapar. 2x'ten de tereyağı. Değil mi? Tereyağı bu da 2x olacak arkadaşlar. Tamam. Buna göre 360 kilo sütten kaç kilo tereyağı elde edilir? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz 20x sütten 2x ne kadar tereyağı çıkmış oluyor. Kaçta kaçı? Onda biri. O zaman arkadaşlar 360'ın da onda biri ne yapar? 36 yapar, değil mi? Doğru cevabımız A şıkkı. 6'ya bakalım. Bir kuru zünger su dolu kova içerisinde batırılıp çıkarıldığında ağırlığı 9 bölü 2 katına çıkıyormuş. Değil mi? Kuru süngerimiz var arkadaşlar. Bunun ağırlığı ne olsun? 2x olsun. 9 bölü ıslak yaş olduğu zaman da ne olacak arkadaşlar? 9 bölü 2 katına çıkacağından dolayı yani 4,5 kat değil mi? Bunun 4,5 katı ne yapar? 9x yapar. Nasıl bulduk? Şu 2x'i 9 bölü 2 ile çarptık. Buradan yine 9x gelmiş oldu arkadaşlar. Tamam. Yaş hali de bu. Kuru sünger su dolu kovaya batırılıp çıkarıldıktan sonra o zaman yaş olacak değil mi arkadaşlar? Bu olacak yani. Süngerin içindeki suyun bakın. Şimdi bu 7x arkadaşlar 9x dediğim kuruyla beraber değil mi? Evet. Şimdi bana burada sudan bahsediyor ya. Şimdi bunun 9x'i 2x'i kuru, 7x'i su. Değil mi arkadaşlar? Bu suyun 7'de 3'ü sıkılırsa, ben bu suyun 7'de 3'ünü sıkarsam 3x sıktım. Değil mi arkadaşlar? Süngerin ağırlığı. Şimdi 3x'ini sıktım ben. Bu artık gitti. Geriye ne kadar kaldı? 4x kaldı. Değil mi? 4x kaldı. Bu süngerin ağırlığı da 300 gram oluyormuş arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bu geriye kalan bak bu 4x ne? Su. Değil mi? Ama biz burada süngerin ağırlığı 300'müş. Bak birimler ne kadar önemli. Şimdi ben bunun ağırlığına 2x'i de ekleyecek olursam, kuru süngeri de ekleyecek olursam bu ne olacak? 300 gram olacak. Bakın direkt 4x eşittir 300 dersem olmaz. Niye? Anladınız değil mi? Bu 4x dediğim sadece su. Benden ne istiyor? Süngerin ağırlığı 300'müş. O zaman benim buna süngeri de ilave etmem lazım arkadaşlar. Tamam mı? Buradan 6x eşittir 300 geldi. X de buradan ne gelecek? 50 gelecek. Kuru süngerin ağırlığı. Ona da 2x demiştik zaten. 2x de ne yapar buradan? 100 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Fena bir soru değil bence. Gelelim 7. soruya. Nur parasının önce 4'te 1'inden 2 TL fazlasını. Şimdi Nur'un parasına ne diyelim biz? 4x, 8x mi diyelim arkadaşlar? 8x diyelim. Para 8x olsun. Şimdi 4'te 1'inden 2 TL fazlasını harcayacak olursa arkadaşlar ne olacak? 8x'in 4'te 1'i ne yapar? 2x yapar. Yani 2x'ten 4 TL fazlasını harcamış. Daha sonra kalan parasının şimdi arkadaşlar 8x vardı. Ben 2x artı 4'ünü harcadıysam 2x artı 2'sini harcayacak değil mi? Buraya niye 4 yazdık? 2 TL fazla harcayacak değil mi? Şurada. Geriye de arkadaşlar 6x eksi 2 kalır. Bak bu kalan. Şimdi kalan parasının yani şunun 6x eksi 2'nin 8'de 3'ünden 5 fazlasını bakın bunu ne yapmış? Bunu da
harcamış. Harcadıktan sonra 35 TL parası kaldığına göre. Şimdi ne kadar harcamıştı? Harcanan miktarları bulalım. Bak, bu kadar harcamıştı. 2x artı 2. Sonra bu kadar daha harcadı. Şimdi şunu iki parantezine alıp da 3x eksi 1 diyelim. Bu 2 ile de şu 8'i sadeleştirelim arkadaşlar. Ne olsun? 3x eksi 1 çarpı 3 bölü 4 olsun. Artı 5. Bu kadar harcamıştı. Şimdi geriye de 35 TL kalmadı mı? 35 TL var. Şimdi ben bu harcadıklarımı hepsini tekrar bir araya getirmiş olsam bana para mı verecek, değil mi? Toplam parayı verecek arkadaşlar. Evet. Buradan ne yapalım? Her tarafı 4 ile çarpalım. Ki şu paydan, kesirden kurtulmak için 4 ile çarpacak olursam arkadaşlar, hatta çarpmadan önce bir düzenleyelim şöyle. Şuradaki x'li kısımları falan sol tarafa atalım. Bunu bu tarafa alırsam, sağ tarafa attım. Burası da 6x olur. Değil mi? Şurası 6x olmuş olur arkadaşlar. 35'te de 2'yi topladığım zaman şurası 35, 40, 42 mi gelecek? Evet. Artı 42. Buradan bulalım arkadaşlar. Bakın her tarafı yine 3 ile sadeleştirirsem burada 14, 3 ile sadeleştirirsem 2 gelecek. Değil mi? Şimdi her tarafı 4 ile çarpalım arkadaşlar. Bunlar sadeleşecek. 3x eksi 1 artı 4 ile 14'ü çarpıyorum. 56 eşittir. 4 ile de 2x'i çarpıyorum. Ne oldu? 8x oldu. 5x buradan 55 gelecek. X de buradan ne gelecek arkadaşlar? 11 gelecek. Bizden ne istiyor? Durum başlangıç. Başlangıçtaki parası. 8x'ti. Zaman 8 çarpı 11'den 88 gelecek. Doğru cevabımız D şıkkı. Bence bu da fena soru değil. Buna da bir yıldız atabiliriz. Geldik 8'e. Bir su deposunun 3'te 2'si suyla doluymuş. 3'te 2'si arkadaşlar ne olsun? Tamamı 3x olacaksa 2x'i dolu olacak. X de ne olacak arkadaşlar? Boş olacak. Tamam. Depodan aynı kova ile tam dolu olarak 10 kova su alındığında. Şimdi ben bir kovadan kaç litre su aldığımı bilmiyorum, değil mi? Bir kova kaç litre su alıyor? Bilmiyorum. K litre su alsın. Bakın bir kova K litre alsın. O zaman şimdi benim 2x litre suyum yok mu? Evet. Şimdi ben bundan 10 kova su aldığım zaman 10 kova azalacak. Eğer bir kovada K litre alacaktı, o zaman benim 10K litre ne olacak arkadaşlar? Suyum azalmış olacak. Değil mi? Evet. Depodan 20 litre su kalıyormuş. Bu zaten kalan değil mi arkadaşlar? 2x'i doluydu. Bu kadar aldım. Geriye bu kadar kalır. Bu 20'ymiş. Tamam. Depoya aynı kova ile bizim depomuzda yine 2x var. Aynı kova ile 3 kova su eklendiğinde o zaman ne olacak? 3K yapacak. Bu da arkadaşlar neymiş? 98 oluyormuş. Tamam. Başlangıçta depoda kaç litre su vardır diyor. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki denklemi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayacak olursam x'ler birbirini götürecek. 13K eşittir 78 yapacak. K da buradan ne gelecek? 6 gelecek. Bizden ne istiyor? Başlangıçtaki depoda kaç litre su vardır? Yani 2x istiyor arkadaşlar. Şurada yerine yazacak olursam 3K ne yapar? 18 yapar. 2x artı 18 eşittir 98. 2x de buradan 80 gelecek. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 9'a. Selin şekil 1'deki ABCD karesini şekil 2'deki gibi ilk olarak 4 eşit parçaya ayırdıktan sonra bakın önce şu şekilde 4 eşit parçaya ayırıyor. Tamam. Sonra eşit parçalardan birincisinin tamamını sarıya, evet şuradan, ikincisinin üçte birini turuncuya, şuradan bahsediyor. Üçüncünün yarısını da yeşile boyuyor. Tamam. O zaman arkadaşlar biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Şimdi şunlar hem 2, bunlar eşit parçaya sonuçta. Hem de 3'e bölünmüş. O zaman ne yapalım? 6 parçaya bölünsün. O zaman bu parçalardan her birine 3x, 3x diyelim. Şuradaki parçalardan her birinde ne diyelim? 2x diyelim. O zaman şu sarı bölge ne olacak? 6x olacak. Burası da yine benzer şekilde 6x olmuş olacak. Devam edelim. Sarıya boyunan kısım, yani 6x, yeşil ve turuncuya boyunan kısımlardan, bakın yeşil ve turuncuya, şurası ve şurası. Bunlardan 5x'ten yani
18 birim kare fazlaymış. 18 birim kare fazlaymış. Buradan x'te ne olacak arkadaşlar? 18 olacak. Şuraya kadar hallettik. Boyanmayan kısımların tamamı. Boyanmayan kısımlara bakalım. 6x, 3x daha 9x, 11, 13x. Değil mi? 13x. Arkadaşlar x'i de 18 buldum zaten. 13 çarpı 18'den son rakamlarına bakarsam 3 kere 8 24 olacak. Son 4 ile biten bakın sadece C şıkkı var. Tamam. Geldik 10. soruya. Bir dikdörtgenin kenarlarından biri 3'te 1 oranında azaltılıyor diyor. Hemen şöyle bir dikdörtgen çizelim arkadaşlar. Kısa kenarına ne diyelim? 3 birim diyelim. Çünkü biz orandan bahsediyoruz ya, harfli olarak yazmaya gerek yok. Şimdi dikdörtgenin alanının 15'te 1. O zaman dikdörtgenin alanını 15 olacak şekilde ayarlayalım. Burası 3 ise buraya da 5 diyeyim ki arkadaşlar 3 kere 5'ten alan ne olsun? 15 olsun. Tamam mı? Ben kenarlardan birini 3'te 1 oranında azaltıyorum. Azaltayım. 3'te 1, bak 3'te 1'ine indirmiyoruz arkadaşlar. 3'te 1 oranında azaltacağım. 3'ün 3'te 1'i ne yapar? 1 yapar. 1 azaltacakmışım yani. 1 azalttığım zaman ne olacak arkadaşlar? Kısa kenara 2 olmuş olacak. Tamam. Alan da 15'te 1 azalacak. Alan 15 değil miydi? 15'te 1'ini azaltırsam arkadaşlar bir tane azalacak. Yani yeni alanımızda ne olacak? Artık 14 olacak. Tamam. Diğer kenara hangi oranda artılmalıdır? Şimdi arkadaşlar alanın 14 çıkması için bak 5'ti ya bu. Ne olması lazım? 2 ile 7'yi çarparsam ben 14 olur değil mi? Yani eskisi 5'ti. Şimdiki 7 oldu arkadaşlar. Kaç oranında artırdım ben? Değil mi? 5'te 2 oranında artırmış oldum. Gerçekten de arkadaşlar bakın 5 değil miydi ilk baştaki? Ben bunu 5'te 2 oranında artırdığım zaman bakın 2 artacak. 5'e 2 eklediğim zaman bak 7 yapıyor. Anlaştık mı? Evet. O yüzden 5'te 2 artılmış oluyor arkadaşlar. Geldik 11'e. Bir okuldaki kız öğrencilerin 5'te 2'si geziye gidiyor. Şimdi erkek öğrencilerin ise 4'te 1'i geziye gitmiyor diyor. Şimdi şöyle diyelim. Kızlar ve erkekler diyelim arkadaşlar. Kızlara 5 ile tam bölünmesi için kızların sayısına 5K, erkekler de 4'e tam bölünebilmesi için erkeklerin sayısına da 4E diyelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi 5'te ikisi geziye gidiyor. Şimdi şunları arkadaşlar kızların giden gitmeyen şeklinde ayıralım. Bak erkeklerin de gidenleri var, gitmeyenleri var. Değil mi? Tamam. 5'te ikisi kızların 5'te ikisi gidiyorsa o zaman 2K'sı gidecek, 3K'sı gitmeyecek. Erkeklerin 4'te 1'i gitmiyor. Erkeklerin 4'te 1'i gitmiyorsa 4'te 1'i 4E'nin 4'te 1'i E yapar. Demek ki 3E'si gidiyor arkadaşlar. Tamam. Şuraya kadar hallettik. Devam edelim. Geziye gitmeyen öğrenciler. Hangileri onlar? Bak 3K artı E. Değil mi? 3K artı E. Okuldaki öğrencilerin. Okuldaki öğrenciler 5K artı 4E'ydi. 5K artı 4E'nin 3'te 1'ini. 3'te birini oluşturuyormuş. Buradan arkadaşlar K ve E'ye bağlı bir ifade bulalım. Her tarafı 3 ile çarpacak olursam 9K artı 3E eşittir 5K artı 4E. Buradan da E eşittir 4K olduğunu bulduk arkadaşlar. Tamam. Geziye giden öğrenci 126'dır. Şimdi geziye gidenleri bulalım. Geziye gidenler şu değil mi? 2K artı 3E. 2K artı 3E neymiş? 126'ymış. Ben burada E gördüğüm yere 4K yazacak olursam ne yapacak? 12K yapacak. 126. Buradan da 14K eşittir. 126. K da buradan 9 gelecek. Bizden ne istiyordu? Okuldaki öğrenci sayısı. Yani 5K artı 4E'yi istiyor. Buradan arkadaşlar K 9'sa şurada yerine yazarsam E de 36 mı olur? Tamam. K 9'du. 5 kere 9'dan 45. E 36 idi. 4 çarpı 36'dan da 144 gelir. Bunların ikisini toplarsam da 189 gelmiş olur. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Bakın bunları bu şekilde yazabilmek önemli arkadaşlar. Daha zor sorularda işe yarıyor. Tamam mı? Geldik 12. soruya. Onur parasının 5'te 3'ünü Umut'a verdikten sonra Umut oluşan toplam parasının 6'da 1'ini harcıyor diyor. Şöyle Onur diyelim. Şuraya da Umut diyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi Onur parası ne olsun? Onur'un parası 5x olsun. Evet. Umut'un parası da ne olsun arkadaşlar? Y olsun.
Şimdi 5'te 3'ünü ne yapacakmış? Umut'a verecekmiş. 5'te 3'ünü Umut'a verirse arkadaşlar ne olacak? Burası 3x olacak, değil mi? Yani y artı 3x olacak. Bak verdikten sonra 3x'ini verdi. O zaman bakın bu ilk durum. Bu da son durum diyelim. Son durumda arkadaşlar 3x'ini verince Onur da 2x kaldı, değil mi? Şimdi Umut'un ilk başta y lirası vardı ya. 3x verdikten sonra y artı 3x oldu. Sonra Umut da diyor oluşan toplam parasının 1/6'ını harcıyor. Şimdi arkadaşlar 1/6'ını harcadığı zaman ne olacak? 1/6'ını harcarsa geriye 1/5'i kalacak arkadaşlar. Değil mi? Evet. Son durumda Umut ve Onur'un kalan paralarının toplamı. Şimdi Onur'un kalan parası bu. Umut'un kalan parası da bu. 1/6'ı 5'i kaldı ya. Bunları toplayacakmış. Şimdi ne olacakmış? 180 olacakmış. Toplayalım o zaman. 2x artı ne olacak? Şunları dağıtacak olursam 15x artı efendime söyleyeyim 5y bölü 6 olacak. Bunları da yine payda eşitleyecek olursam 12x olacak. Bakın şöyle 15x daha 27x artı 5y bölü 6. Bu ne olacakmış arkadaşlar? 180 olacakmış. Tamam. Şimdi bizden ne istiyor? Onur'un parasının başlangıçta Onur'un parasının ya başlangıçta Onur'un 5 lirası vardı. 5x lirası vardı. Parasının 10'da 9'u. Bunun 10'da 9'u ne yapar arkadaşlar? 2 9x bölü 2 mi yapar? Tamam. Umut'un parasının başlangıçta Umut'un ne kadarı vardı? Y lirası vardı. Bunun 6'da 5'i. O zaman ne yapacak? 5y bölü 6 yapacak, değil mi? Parasının toplamı kaçtır diyor. Bunu istiyor. Paydalarını eşitleyecek olursam 27x artı 5y bölü 6. Biz onu biliyoruz arkadaşlar. 27x artı 5y bölü 6'yı kaç bulmuştuk? 180. O zaman bu da 180 olacak. Bakın doğru cevabımız D şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.